geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Sadece biraz fazla acıktık eşimle birlikte. Yemek yapmaya girdik direkt işten gelince mutfağa. Eşim tava malzemelerini doğruyor. Karışık bir tava yapacağız bugün, tavuk göğsüyle falan. Ben de bulgur pilavı yapacağım. Normalde hep pirinç tüketiyoruz aslında. Ama bugün bulgur olsun dedik. Şehriyerlerimi kavurdum. Bulguru da ekledim güzelce. İçerisine de şöyle göstereyim size de. Benim buzluğumda et suları vardı. Bunları annem yaptı. Böyle dondurdu kağıt bardaklarda. Paket paket de verdi. Ben de pilavımı yaparken direkt içerisine ekliyorum. O da suyla birlikte eriyor. Çok lezzetli oluyor. Hani bulyon kullanmaktansa ben ilk evlendiğim sıralar genelde bulyon kullanıyordum. İşte pilavım lezzetli oluyor, güzel oluyor diye. Ama annem çok kızıyordu bu duruma. Şimdi de et sularımız var böyle. Bu et sularıyla yapıyorum. Koyulması gereken yemeklere, pilava, her şeye kullanabilirsiniz. Size de bir fikir olsun. Size de söylemiş olayım dedim. Şefim de arkada tavukları doğruyor. Selam vermek ister misin? Selam. İyi akşamlar. Açız. Çok acıktık ya. Gerçekten. Bugün biraz geç geldik işten. Direkt aç geldik yemeğe. O yüzden hazırlıklarımız devam ediyor. Şimdi pilavımı yaparım. Tavamı da fırına sürerim. Artık yanına ya ayran ya salata bir şeyler yaparım. Arkadaşlar şimdi güzelce bunu fırın tepsisine yerleştireceğim. Üzeri içinde salçalı sıcak suyla sos yaptım. Onu da güzelce üzerine gezdireceğim. Salçayı içerisine ilave etmedim çünkü. Şöyle. Kafadan uydurduk bugün bu menüyü. Emine Hanım'ın mutfağı. O yemekten oldu. Kötü gerçekten. Mü oldu? Yok, kötü ya, ne yapalım da. Ne yapalım? Günlerde de tava yemiyorduk. Emine Hanım mutfağından olduk. Güzelce tava yiyeceğiz artık. Ne yapalım? Yazın zorkun tava, kışın tavuklu falan. Yazın zorkun tavadan vazgeçemiyoruz zaten. Aynen. Böyle arkadaşlar. İçerisine ne koydum? Patates koydum, soğan, biber, tavuk göğsü, domates. Bunları koydum. Baharat olarak da işte ne isterseniz. Biz mesela kimyon attık biraz. İşte kekik, tuz. Başka ne attım hayatım? Karabiber, pul biber. İstediğiniz gibi baharatlarını yapabilirsiniz. Biz baharatı seviyoruz. Evet, biz baharatı seviyoruz. Şimdi ben bunu fırına sürüyorum. Daha sonra da yemeğimin yanına bir şeyler daha ilave ediyorum. Yemeğim pişmek üzere arkadaşlar. Ben de bu arada pancar vardı buzdolabında. Normalde bu pancarı böyle hafif demleme usulü gibi haşlıyorum ben. O şekilde yiyoruz ama bugün ona vakit yok diye güzelce önce yoğurt hazırladım. Daha sonra da pancarlarımı bu şekilde rondodan geçirdim. Hatta bayağısı da burada kaldı. Şimdi yoğurt da karıştıracağım. Meze gibi yeriz diye düşündüm. Biraz tuzunu atacağım yoğurda da. Çok vitaminli olduğu söyleniyor. Bize de annem alıştırdı. Annem sürekli yapıyor. Aslında eşim çok sevmiyor. Yani bu tarz şeylerle çok arası yok. Ama ben yemeğin yanında böyle meze tarzı, yoğurtlu falan şeyler tüketmeyi çok seviyorum. Çünkü yoğurt tek başına yiyemiyorum. Ve yemeğim hazır arkadaşlar. Bura böyle biraz karışık. Eşim burada bekliyor. Ve böyle koy masaya, çok acıktım diyor. Biz şimdi... Uydurmasyon oldu ama güzel oldu sen. Yok ya, o çok da uydurmasyon değil yani. Et çok yerine gibi, değil mi? Tavuk göğsü koyduk. Hadi. Hadi afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Çayımı da demledim bu arada. O da demini aldı zaten. Meyveleri hazırlayıp öyle geçmek istiyorum içeriye. Çünkü salonda ufak tefek işlerimiz var. Size de göstereceğim zaten bugün. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz hep birlikte görürüz. Çayın yanına tatlı çıkarttım. Şimdi çaylarımı doldurayım ben. Hepsini de alıp salona geçeyim. Salonda işlerimiz var. Çayları getirdim arkadaşlar salona. Ama bakın arka tarafta nasıl bir iş yapıyoruz.
Ustam selam vermek ister misin? Selamlar. Ne yaptın? Yaptığı hatayı düzeltiyor. Şimdi biz biliyorsunuz bu duvarı daha önce boyamıştık griye. Ama buralara bant yapıştırmıştın değil mi? Böyle kağıt bantlardan yapıştırdı eşim. Onu soyarken de boya kalktı. Bayağı bekledik. Beklememizin sebebi de söyle bakayım ne? Boya yoktu boya. Evet, biz buranın... Daha doğrusu hangi boyayla boyadıklarını bulamadık. En son müteahhit ulaşınca... Bize boyayı verdi. Ay koli, şey kutu burada zannettim. Kutuyu gösterecektim de kutu yokmuş. Yok şeyde. Bize kutu. Aynen bayağı büyük bir kutu boya verdi. Alın boyayın dedi. Yoğurt kovasıyla getirdim. Da böyle yapmış bakın. Şimdi işte buraları boyuyoruz. Teknik bu sefer farklı ama... Çünkü evet o bantları yapıştırırken ben dedim ki bak alttaki boya kalkar. Kalkmaz kalkmaz dedi. Biz bayağı uzun zamandır bu şekilde bir duvarla oturuyoruz. Ama bir sorun olmuyor. Ne olacak? Kimse fark bile etmiyor. Hatta annen fark etmemişti değil mi? Yanlıyor ya. Aynen. Kayınvalideme gösterdik. İşte bakıyor duvara falan. Aa çok güzel olmuş dedim ki hiçbir şey fark etmiyor musun? Yok dedi bir şey yok. Bakın yani şöyle gayet belli. Şu tarafta da var. Bu arada Musacım'ın dizisi var. O yüzden televizyonumuz da açık. Şuralarda var. Buraya gri değmiş. Yani var. Buralarda sıkıntılar var. Şimdi biz hem burayı boyayacağız, hem dizimizi izleyeceğiz, hem de çay içeceğiz, değil mi? İnşallah. Hadi ellerine biter sağlık. Sana. Biter mi? Ne? O kadar zor mu? Gerçek. Biter yok. Az kaldı zaten ki. Aynen ben zaten biraz geç geldim buraya da. Ya böyle boya yapmak isteyenler şöyle bir yarım metre veyahut da bu şekilde ayakkabı kutusunun demir. Aa spatula saç, var ya saç gibi. Saç falan kestirseler benim gibi böyle hataya düşmezler. Neyse olsun güzel olmuştu aynen, ama duvarımız. Demir düşün ve tutarsın. Boyarsın. Bu kadar kolay şöyle göstereyim size de. Bu boyanın kodunu da yazayım ben. Soranlar vardı çünkü. Bari bulmuşken, elime geçmişken yazayım size de. Hatta yani diğer odalarımı da soruyorsunuz ama ben bilmiyorum. Çünkü müteahhit kendisi boyamıştı. Yani biz evi satın aldığımızda ev boyalıydı. Burayı biz yaptık sadece. Evet. Kolay gelsin. Ara sıra çayını da iç istersen. İçerim. Tamam. Elimizi vurmuşken başka yerleri de mi boyasak? Başka duvarları? Yok yok yok. Tövbe ya artık. Yoruluyorsun değil mi? İş çıkıyor. Bak ora kapanmadı. Bak ben nereye geldim? Nereye geldin? Boya almaya geldim. O boya bak. Boya yaptığı şekle bakar mısınız? Bu ters çevrilip masaya bir gelse bittik. Gel başka taraflara da boyayalım bununla. Yok yok sağ ol. Kapanmıyor. O kurudu mu kapanacak ki? Diyorsun. Tabii. Hadi bakalım. Bitti bitti arkadaşlar. Bitti. Gayet de iyi oldu. Hiç de belli olmuyor. Ya şu ara çok kötüydü. Aynen çok kapandı. Kötüydü gerçekten. Şimdi iyi oldu. Bu arada bunu da aradan çıkartmış olduk. Çünkü artık hafta sonuna evi temizleriz. Bari buralarda temizleriz o arada. Ne yapıyorsun? Makinalar yan. Bulaşıkları yerleştirdim. Ben anladım sen de. Ben anladım da. Son dakika salonu kurtardım bak. Çok şükür. Allah salon kurtuldu. Bir daha boya moya işi yok. Tövbe. Boyaya tövbe. Yani aylardır gerçekten o boyayı bulmaya çalışıyoruz. Sağ olsun aslında bu binaları yaptıran abi bize anahtarı verdi. Boya odasının anahtarını biz girdik gece Musa'yla. Oradan ne kadar boya var, bulduk fırça işte var, sonunda. Bulduk. Ama renk tutturamadık. Eve getiriyoruz, indiriyoruz, çıkartıyoruz. Yok tutmadı. En son bulduk ama. Sağ olsun onun da bayağı yardım oldu. Boyayı bulmamızda. İyi oldu ya. Çaylar içildi, meyveler yenildi. Yani, yeter değil mi artık? Aynen, mutfağımızı toplayıp kapatalım. Artık yarın işten gelince yine aynı şekilde devam ederiz arkadaşlar sizinle de.
Artık yarın görüşürüz. Uykulu gözlerle. Çok uykum var. Diziyi zor izledim. Döndüm rüyamda. Hep şarkı vardı değil mi? Belli oluyor mu uykum oldu? Aynen. Yani dizim vardı. Gerçekten zor izledim. Uyumamak için. Hadi uyu, hadi gitti artık. Herkese ikinci günden selamlar, günaydınlar arkadaşlar. Ben hazırlandım, iş yerine geçeceğim. Size de şöyle bir selam vermek istedim. Biraz acele etmem gerekiyor çünkü giderken kardeşimle kendime kahvaltılık alacağım. Biz kahvaltıyı orada yapıyoruz. Bu arada bugün günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar dilerim hepinize de. Ben şimdi çıkıyorum. Çünkü makyajımı burada yaptım, hazırlandım falan ama saçlarımı yapamadım. Saçlarım biraz kötü görünüyor. Kahvaltımızı yaparız, saçımı yaparım. İş yerinde de artık güne böyle devam ederiz. Akşam oldu. Direkt işten çıktık arkadaşlar. Annemlere gidiyoruz. Size sabah bir selam verdim. Daha sonra hiçbir şey yapamadım. Çünkü haftanın son günü olduğu için hem yoğunluk vardı hem de dükkanda yine işlerimiz vardı. Şimdi ekmek alacağız. Ekmeği az almış annem. Ekmek alıp oradan annemlere geçeceğiz. Musacığım. Canım. Öyle yani biraz yoğun geçti bugün. Karım da sana bakıyor, bu kız ne yapıyor diye. Lan ne yapıyor? De o zaman abi, vlog çekiyor de. Kanalına abone ol de. Gerçekten bana bakıyor şu anda. Artık sizinle annemlerde devam ederiz. Adapte olamıyorum bir türlü. Musa birileriyle konuştu ve şu anda itfaiye arabası geldi, önüme durdu. Tepe lambası yanıyor. Musa da onlara ekmek aldı veriyor. Gerçekten garip şeyler oluyor. Diyorum ki itfaiye geldi, itfaiye arabası. Önüme durdu. Musa da onlara ekmek alıp veriyor. Heyecanlandım bak. Araba süremedi. Bir araba değişikliği yaptık ya. Ben her zaman diyorum ama. Ben daha güzel kullanıyorum. Yok, adam bir emanet verecekmiş de arabadan. Ha, ekmek vermedin mi? Yok. Hmm. Neyse. Ona bir hayır kastık. Öyle yani. Biz şimdi annemlere gidiyoruz arkadaşlar. Biz yine duramadık arkadaşlar. Annemle buzluklar atmak için içli köfte yapıyoruz. Anneme, bana, ablama. Üçümüze yetecek kadar. Hem yeriz. Hem de buzluklarımızı atarız işten gelince ya da bir yerlerden gelince kolay olur diye. Söyle anne tarifini. Ver bakalım. Bulgur. Normal bulgur. Evet. Köftenin simit. Küçük simit. İrmik. Salça. Hı-hı. Kimyon. Tuz. Biber. Biber. Bu kadar. Bir bakın de un. Şöyle. Biz un. Şimdi bunu makinede çekeceğiz ama yoğurmayacağız. Heh. Islatıp. Şimdi o kısmı da gösteririm size zaten. Biraz ıslatıyoruz. Bekleyecek demişim biraz. Yok, beklemese de olur. Direkt yapacağız mı? Evet. Şimdi direkt bunu makineyle çekeceğiz. Çekeceğiz. Yumuşacık önce bir hamur olacak. Makinede çekiyor. Kolay oluyor. Değil mi? Daha kolay oluyor. Kolaylık. Biz şimdi yapmaya başladık. Bakın makinamız bu arkadaşlar. Salça makinesi olarak geçiyor ama biz buna uç takıp köfte yapabiliyoruz. Tam otomatik makine. Ustamız burada. Tam otomatik evet, makine. Ben çekerim dedi. Senin boynun ağrır dedim son. O yüzden annem buradan dolduruyor. Buradan da çıkıyor. İki kere mi üç kere mi çekeceğiz anne? İki çekersek yeter. Aynen, iki kere çekeceğiz. Daha sonra zaten bu köfte olma aşamalarını da göstereceğim sizlere. Aa, evet durun göstereyim. Bakın aparat bu. Bu aparatı şuraya takıyoruz biz. Köfteyi böyle yapıyoruz. Hem çok ince oluyor hem de ince uzun oluyor köfteler. Yani elde yapılan kadar kalın olmuyor. Hamuru zaten incecik oluyor. Böyle tıkır tıkır sesler de duyuyorsunuzdur. Çekiliyor çünkü hepsi. Şimdi biz bir tepsiyi yaptık. İkinci tepsiye başladık annemle birlikte. O aparatı takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra annem orada içini kavurmuş. 2 gün önceden falan kavurmuş. Güzelce donmuş o. Bunları da böyle içine dolduruyor ve büküyor. Çok kolay. Güzel oluyor yani. Basit de oluyor. Sadece ilk çekmesi zor. Onu da Musa çektiği için biraz daha kolay oldu. Böyle hamur gibi oluyor. Yumuşacık oluyor böyle. Yok. Neye gidiyor sabahtan beri? Hı? Anladım depreşti. Bu köfteyi her yapmamızda annemden değişik değişik laflar işittirdim. Şöyle çek, böyle çek. Olmadı. Ters durdun. Kendine çektin. Yani daha aklıma gelmeyen şeyler size bunu anlatıyordum da o yüzden. Sayması? Sayması? Bir de evet bak iyi babamı hatırlattın. Şimdi biz bu köfteyi yaparız.
Dokuzarlı dizdim bundan mı? Bak saymış saymayacağım biliyor şimdi. Tepsilere dizerdik. Tabii ben küçüğüm. Annem başlar. Saydın mı? Neyi sayacağım ya köfteyi? Say ne olur sayınca ya, ne oluyor? Sayınca yani? Ne oluyor saymayınca ne oluyor? Ama neymiş merak... kendini iyi hissediyorum şöyle. Bana evet. Yazık değil mi? Başlıyorum saymaya. Nerede kaldıydım unutuyorum. Geri başlıyorum. Şimdi i̇şte, bu da mı saylan ne? Dokuzarlı dizdim bunları. Ama yıkılıyım ya. Bir dakika. İşin üstüne dokuzarlı bak, dizdim işin tepsilere. Kötüsü bir önceki tepsiyi götürdük. Aykut'a haşladık biz. Tamam onu dolduracağım şimdi. Ama takıntılıyım ona ne yapayım? İşte o gün seyre de yaparken diyor ki say. Götürdüm evet annem diyorsun. Saydırır gerçekten her şeyi. Ne yaptıysak o sayılacak. Ama paketlerken de onarlı onarlı. Geçen bana da kurabiyeleri saydırdı. Onarlı onarlı paketle diyor. 4 tane fazla var. Bölüştürmeme izin vermiyor. Kuralcı ol biraz. Ama ben bölüştürdüm. Biz evimize geldik arkadaşlar. Köftelerimizi yaptık. Bu benim payıma düşen. Bunları şimdi böyle... 6-7 tanesini ayıracağım. Onları yarın akşam ya da diğer gün akşama akşam yemeği olarak yaparım. Geri kalanını da şoklayıp buzdolabıma atacağım. Daha sonra iç bitmişti. Dış hamurdan kalınca da bu şekilde fellah köftesi yaptık. Bunu yarın akşama yaparım büyük ihtimal. Yarın bunu yaparım. Diğer günde köfteleri yaparım diye düşünüyorum. Bayağı çıktı. İşte anneme, ablama o şekilde ayırdık tepsilerimizi de. Şimdi de dediğim gibi evde bunları yerlerine yerleştireceğim. Arka taraftan çıtır çıtır sesler geliyor. Durun size orayı da göstereyim. Ben de bana şey yapayım ya. Sen onları ne yapıyorsun? Yıkayacağım. Ama onu önce kurutacağız. Yıkayıp kurutmayacağım mı? Hayır öyle şey mi olur? Önce kurutuyorum. Bir gece dışarıda bekleyecek. Şimdi biz gereken manava uğramıştık. Eksikler vardı. Onları aldık. Bunları bir güzel yerlerine yerleştireceğiz. Yıkanacakları yıkayacağız. Kurutmamız gerekenleri de kurutacağız. Şöyle. Aslında bugünün yemeği bende tavuktu. Ama annem çağırınca olmadı. Çıtır pene harcı ve tavuğum var burada. Çıtır tavuk yapacaktık. Annem çağırınca iptal oldu. Artık onu da başka bir gün yaparız. Çünkü iki günün menüsü belli. Üçüncü gün tavuk yapabiliriz. Hadi yapalım. Şimdi. Şu saatte yapılmaz ki. Sıkıntı olur. Çok üzüldü bu duruma. Kıyamam. Yarın yaparız. Neyse. Biz işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Biz şimdi bu mutfağı halledip buradan çıkmamız lazım. Evet, çünkü çok karışık görünüyor. Bitirdim arkadaşlar. Artık bana dinlenme vakti. Vlogumu burada kapatacağım. Allah izin verirse bugün akşam editleyip yarın da size açarım. Cumartesi günü karantinada beni izlemiş olursunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bye bye.